Herkese selamlar. Galatasaray uzun zaman sonra bir deplasmanda puan kaybetti. Sivasspor'a karşı elde ettiği skor üstünlüğünü koruyamadı. Maçta konuşacak o kadar çok şey var ki. Zorbay Küçüğü ve Alper Ulusoy'un kararlarını konuşacağız. Galatasaray'ın 9 tane sakatını konuşacağız. Okan Buruk'un oyuna müdahale zamanlaması doğru muydu, yanlış mıydı konuşacağız. Direkten dönen topları konuşacağız. Çok şey konuşacağız. Ömer abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nereden başlıyorsan hemen başlayalım, tempolu gidelim. Twitter'a Ya baktım. hakemden başlayacağız. Çok pardon, özür dilerim. Twitter'a baktım. 82 bin tane penaltı, öyle acayip sayılar var. Bir de Allah cezanızı versinin daha kötüsü, beddua olandan 50 bin tane. Ulan yanmış ortalık. Ben sosyal medyaya hiç bakmıyorum maçları seyrederken de. Çok sinirlenmişler. Hakemden başlayalım. Şimdi ben Urfa'dayım. Maçı seyrettim. Sonra çok sevdiğim bir kardeşimin yemek daveti vardı. Oraya gittim. Ondan sonra dönerken işte ilk defa 416 notlarından sonra gelen tepkileri de altında okuyorum bu programdan önce. Yani daha önce çok okuyamıyordum peş peşe yaptığımız için. Orada ben iki penaltı dedim. Bir şeyinki Abdülkadir parmağın. Abdülkadir Parmak'ın Evet. şeyden aldığı, Mertens'in önünden kaleci gibi tık diye aldığı top yine Mertens'in önünden kaldı. Bir de galiba Abdülkerim vurdu. Apindangoye'nin koluna çarpan top. Bir Ben de Kerem Demirbay'ı söylüyorlar. Ondan çok emin değilim. On yandan müdahale olabilirdi, olmayabilirdi. Ama başka takım olsa verilirdi o. Bu bence üçüncü başka takıma verilecek penaltı. Bu bence ilk ikisi net penaltı. Bence en net penaltı Kerem'e yapılan yandan Burak Kapacağ'ın yaptığı hareket. Çok net. Bir de Yere dışarı düştü değil mi? O dışarı düştü sonra sakatlanıp. düştü, sakatlanarak, topallayarak kalktı ama elini kaldırmadı. Çünkü spor ahlakıyla yetiştirildikleri için bunlar yurt dışında. Yani kimse de kusura bakmasın. Yani hem Halil Dervişoğlu hem Kerem Demirbay Türkiye'de yetişmiş olsalardı şeyin çaldığı bir topta Halil Dervişoğlu'nun rakip direkt baldırına vurdu. Pekala penaltı verilebilecek bir pozisyondu. Şiddetini yeterli bulmadı demek ki ama hemen kalkıyorlar ayağa ve ben böyle futbolculara bayılıyorum. Ağlamaya, sızlamaya, yalvarmaya futbolcu tipi, iyi futbolcu tipi. Ben de şeyi yakalayamadım abi. Abdülkadir parmağın pozisyonunda işte doğal olarak kolu dönüşte farkında olmadan topa çarptı diye düşündüm de medya böyle yanıyorken ben bunun penaltı olmadığını söyleyecek değilim. Ama yani onu ben çarpma olarak değerlendiriyorum. Diğer Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu'na yapılan ve bir yakalamadığım pozisyon da Apindangoye'nin pozisyonu. O kolu kapı. Bak o bir dakika arayla oldu. Şeyinki Kerem Demirbay'ınki penaltı tartışmıyoruz. Kerem hatta yanlış bir şey söyledi hakeme. Top dışarı gidiyordu. Öyle bir şey yok. Top uzaya da gitse ceza sahası içinde dışarı çıkıyor dedi. Yani onun dudak okumasını yaptım. Öyle bir savunma yok. Top nereye giderse gitsin ceza sahası içinde ele kola işte yani vücudun izin verilen parçaları dışında bir yere çarparsa penaltıdır. Yani topun yönünün önemi yok. İlk talihsiz. Ama bir dakika sonra Santra sonrası ilk akında aynı pozisyon. Hadi diyelim ki şeyin açısı vücuduna göre söylüyorum. Kerem Demirbay'ınki işte 45 derece ise bu da 30 derece. Bir de el aşağıda açık. Yani vücuda yapışık falan hiç öyle bir savunma yapamazlar. El açık ve el felaket sallanıyor top değdiği zaman. Abdülkerim Vara gitse bak buradaki bardakçının şutunda çarpan topu mu söylüyorsun? evet. Ben ona da vermem. Vücuduna yapışık kolu be abi. Açık mı? Ben mi? Hayır, eli açık aşağıda eli açık. Yani Aşağıda eli açık. Kol açık yapışık gibi yine açı var. Vücuduna tam değmiyor ama eli açık. Yani bilekten itibaren eli açık. Ben bir kere seyrettim maç içinde. üzerinde Ondan sonra bir de var. Abdülkadir parmağın elle çeldiğinde ikinci pozisyon daha var. Onu göstermedi maç içinde. Bence
Şimdi bunu emin söyleyemiyorum. Evet. Abdülkadir parmağın eline çarptı. Hop, yani 10 saniye içinde iki penaltı var orada. Biri %100, öbürü %70 bana göre. Çünkü tekrarını vermediler. Tekrarını verseler ya tek penaltı ya iki penaltı derim. Şimdi MHK bir açıklama yapsın. Kardeşim, Alper Ulusoy'u Fenerbahçe maçına vermiyorsanız Galatasaray maçına da veremezsiniz. İzmir çetesi, bunlar bize düşman dediğiniz adamları ezdirdiniz, ezdirdiniz, ezdirdiniz. Biz Fenerbahçe düşmanınız değilizi kanıtlamak için maç yönetiyorlar. Evet. Bir de biliyorsun bu adam 6 saniye Türkiye'de futbolda bir tane daha vardı. Çok eskiden, çok iyi hatırlamıyorum maçını. Bu ikincidir. Herkes tek 6 saniye diyor ama Alper Ulusoy'un yakın tarihte verdiği tek 6 saniye kuralının ezikliği hala devam ediyor ve ön yargı bana göre Yani yaptıkları. yani Bir de Fenerbahçe bak şeyi de söyleyeyim. Ali Koç hakemleri ezdi. Hakemler Galatasaray lehine karar vermek için akla karayı seçiyorlar. Ne yapacağız? Verirsek yanarız. Bize çete derler diyorlar. MHK'da bu baskı altındaki hakemleri Galatasaray maçına atıyor. Atamayın kardeşim. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Çok emin değilim çünkü reji iğrençti bugün. Berbat ötesiydi. Bir Berbat ötesiydi. pozisyonda Sivas Spor atağında spiker bağırıyor, gol pozisyonu tribündeki kadını gösteriyor. Yani Haklısın. bak, topu kaybeden yönetmen rezil yönetmendir. Topu kaybetmeyeceksin kardeşim. Boşluk bulursan tekrar ver. Maç oynanırken bana ne tribündeki çocuktan, kadından, işte telefon ışığı yakan adamdan. Bir şey daha söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı pozisyonda. Emin değilim ama futbol bilgim şunu söylüyor. Alper Ulusoy hakkı olmayan şekilde sarı kartı var göster dedi. Çok geç gösterdi. Dikkat et. Faulü Çok bile tereddütlü verdi. doğru söylüyorsun. Çok iddialı bir söz. Ben belki yardımcı hakem söylemiş olabilir diye düşündüm. Birisinin üflediğini düşündüm. Aklıma Alper Ulusoy gelmemişti. Sarı kart Bak. doğru karar. Yardımcı hakemin sarı kart bayrak sallamasını bilirim ben. Evet. Yardımcı hakem bayrak sallarken belli eder sarı kartı. Böyle bir hafif sallarlar işte faulü. Bir de sarı kart olursa şöyle bir şey gibi, yelpaze gibi, Zeki Müren'in eski dönemdeki yelpazeleri sallaması gibi sallarlar. Bence Alper Ulusoy Galatasaray bak hiçbir şeye talep etmesin. O sarı kartta Alper Ulusoy ile şey konuştu mu? Bak şunu söylesinler. İçeriğini istemesinler. Alper Ulusoy'la Zorbay Küçük arasında bir konuşma geçti mi? Hiçbir Bir şey tek bunu sorsun Galatasaray. olmaz. Karar doğru mu? Karar doğru. Doğruysa bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Doğru müdahaleler Ama anında bak. rahatsız olmaz. Çünkü Ben Zorbay Küçük'ü biliyoruz. yapmadığı yanlış Galatasaray'a hep nefretle yaptığı. davranan bir adam. Hep nefretle davranan bir yüz ifadesi var. Onu söylemeyeyim. Ya Kime birine Cumartesikoğlu'na zamanında yalancı demişti. Ne o kramponu bana buradan dedi atacaksın bilmem el demişti. kol hareket. Bir de Kerem'e de özel şeyi var. Kendisi onun sarı kart olduğunu şey yapsa halay çekerek giderdi. Yani daha düdüğü çalmadan sarı kartı çekerdi ya da bir eliyle düdük çalar, bir eliyle sarı kart gösterirdi. Bence Alper Ulusoy attırdı. Sarı kart dedi, at hocam dedi. Ben sanmıyorum. Doğru karar. Ben doğru vermedikleri kararlar üzerinden konuşmayı tercih ederim. Bak. Zorbay Küçük doğrudan sarı kart gösterse hiçbir şey demeyeceğim. Tamam. O vakitte ne oldu? Şunu söyleyemez. Ya bu Ben çok oyunun soğumasını beklettim bilmem ne. Bunlar yalan şeyler. Böyle bir şey olamaz. Sarı kartsa çat diye göster. çok güzel yakaladığını düşünüyorum. Ben hatta atladı sarı kartı. Ağır çekimde seyrederken burada net bir sarı kartmış. Atladılar dedim. İşte 15-20 saniye sonra ikinci sarıyı gösterdiği zaman ne yalan söyledim, ben yardımcı hakemin destek vermiş olabileceğini düşünmüştüm. Kendisi yakalayamadı yani onu. Senin şüphen makul şüphe, araştırılmalı. Çok enteresan bir şey. Çünkü yetkileri yok. Ama doğruyu yaptırdığı için ben bundan şikayetçi olmam. Ben doğruyu yaptırmadığı pozisyonlar için eleştiririm bunları. Bu insanların hata yapması için de hem Fenerbahçe zemin hazırlıyor hem MHK bunları mahkum ediyor. İşin kötü tarafı bu. Biz gene bak bir programımızın 5-6 dakikasını hakem konuşmak zorunda kaldık.
Yani iki tane top direkten dönmüş, çok net pozisyonlar harcanmış. Okan Buruk oyuncu değişikliğinde sence gecikmiş mi, gecikmemiş mi? Bunları konuşamıyoruz ve hemen biz oyuna dönelim gene. Okan Buruk'u da tebrik etmek istiyorum. Sana pası atıyorum, sonra sen akıyorsun abi. Program senin. Okan Buruk maçtan sonra hakem penaltıyı vermemiş. Eksiğimiz varmış. Bunların hiçbiri Galatasaray için mazeret değil. Galatasaray 1'i atar, 2'yi kovalar, 3'ü kovalar. İşte 7 maçtır 2 gol yediniz, ikisi de penaltı hocam. Savunmada büyük bir gelişme var. Hayır, Galatasaray çok gol atar. Savunma önemli ama önemli olan Galatasaray'ın çok gol atması, çok gol atması. Kanat beklerimizi oyuna sokamadık. Galatasaray'ın mazeret üretmez, Galatasaray oynar kazanır. Oyuncularıma ve şampiyonluğa inanıyorum dedi. Ha dedim ya, böyle hakem falan konuşacak diye korkuyordum. Ne hakem ne kaça şeyler, penaltılar bizim için mazeret değildi. Biz Galatasaray'ız dedi. Bayıldım. Okan Hoca'yı boşuna sevmiyorum. Bir şey söyleyeyim şimdi. Galatasaraylılar biliyorum. Dün bir maç seyrediyorlar. Bir penaltı veriliyor ve maçı şöyle, maçı bitiren penaltı o. Konyaspor'u biliyoruz yani 1-0 duruma düş yedik duruma düştükten sonra bir de o kahraman diye bir stoper var. O takımın puan alması mümkün değil. Onu gördüm ben. Yani zaten onun penaltıdan sonra bir de 5 dakika daha baktım. Bu maç dedim belirli bir şeye gidiyor. Galatasaray taraftarı ona isyan ediyor. Orada veriyorsun. Burada senin aleyhine doğru veriliyor. Ona bir şey demiyorum. Asas Ama doğru. benim iki dediğim, insanların genelde üç tane dediği penaltı verilmiyor ve kafa kafaya averaja gider mi gitmez mi? Şimdi Galatasaraylara şunu söylüyorum. Sondan bir önceki hafta Ali Sami'ye ne? Galatasaray 3 puanla geride giderse şampiyondur. Hiç tartışması yok bunun. Hep bunu söylüyorsun zaten aylardır. Evet. Sezon Ama başında. o oraya da gitmeyecek iş. Oraya da gitmeyecek iş. Şu şartlarda hakemlerin az ne diyelim Maçların düşük kaderi ahlaklı mazhep gibi. davranması az düşük ahlaklı davran yani çok ahlak çok yüksek ahlak yok çok çok düşük ahlaklılık değil de çok düşük olmayan ahlaklılıkta hakem ve VAR'ın maç yönetmesi durumunda Galatasaray son maça yine 3-0'daki o işte şey maç gibi çıkacak. Formalite maç gibi çıkar. Ama en kötü ihtimal 3 puan bile geride olsa Galatasaray şampiyondur. Ve seninle konuştuk geçen hafta, 7 tane sakat varken, Icardi yokken, Afrika Kupası'ndakiler yokken falan, bu geçiş döneminde 5'te 5 yaparsa Galatasaray şampiyon olur diye, şampiyon olma ihtimali çok yükselir diye bir önerme getirdim. Sen her koşulda 3 puan geride olsa bile şampiyon olur diyorsun. Mertens'in harika oynadığını düşünüyorum ilk yarıda. Hemen bir oyuna dönen, direkten dönen toplar, üst üste Yani yakalan işte pozisyonlar. yani çok çok ilk yarı Muslera'ya bir tane top geldi. Bir de işte soldan Uğur'un kestiği topa şutu var. Şunu gördüm ben. O net Galatasaray pozisyondu. Net pozisyondu evet o çok ama net o şut. pozisyondu. Evet. Devre biterken Evet. olan pozisyon. İlk devre. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray duran toptan başka türlü gol yemez dedim. Ya kornere İşte Frikiye kafa vurulur. İşte Apindango'ya var uzun boylu. Ondan sonra Hakan var. Caner var. Evet. İyi Diyorsun. kafa vuran oyuncular var. Ya da penaltı olur dedim. Gol yerse. Yani ben yemeyeceğini düşünüyordum. O şekilde düşünüyordum. Ama benim gördüğüm şimdi Ali Turap Bülbül çok fiziken çok güçsüz göründü. Özellikle ilk yarı. Belki heyecanından falan. Mesela 2 metreye top atamadı. Ondan sonra sürekli geri dönmeye çalıştı. Onlar olabilir daha ilk maçı çocuğun. Abi çok Ama zor. Kazımcan 75'te tükenme. İşi çekti değil mi? Ya bence sakatlıktan korkuyorum. Yani fiziki zorlamadan çok bir adale atmasından falan korkuyor. Yani onun öyle sürekli olan bir hali var. Ondan korktuğu için çok fazla müdahale edemiyor. İşte şeyde laktik asit de birikiyor vücudunda galiba. Adaleler zorlanıyor. Ondan dolayı yani diğer kapasitesinde çok sorun yok gibi. Ama sakatlıktan korktuğu için Zaha'nın da savunmaya yeterince yardım etmemesi onu yoruyor olabilir.
Hücuma da gitmiyor ki az Evet. arkadaş. Evet. Bir de orada şimdi ben 416 notlarında çok dikkatli yazdım. Kazım Can'ın kaybettiği top değil o 3 tane. Kazım Can'ın kanadında kaptırılan. Zaha kaptırdı. Ondan sonra galiba Torreira kaptırdı. Bir de Kerem Demirbay yani 80. dakikadan sonra o kornere gelene kadar Galatasaray orada rahatlıkla orta sahadaki yani orta sahadaki arkadaşla top atabilse kontra yakalayabilecek. O 3 metreyi aşamadı Galatasaray bir türlü. Ve işte kornerde de penaltı geldi, gol geldi sonra. Ona çok bir şey diyemiyorum. Ama benim gördüğüm en büyük sorun, tamam Zaha işte şunu da gördüm. Zaha ile takım, yani Galatasaray Zaha artı 10 kişi oynuyor. Muslera'yı da çıkaralım. Zaha artı 9 kişi sahadaki yayılımı. Onu çok net gördüm. Kayseri maçında daha şey gözle bakacağım. Eleştirel gözle bakacağım o ilişkiye. Geçen sefer hatırlıyorsun. Çok Çok üstü önemli bir şey kapalı işte. söyledim sen. Çok açık söyledim be abi. Başka arkadaşların Ha. attıkları iştahla pas atmıyorlar ona. Ben bundan rahatsızım dedim. Evet. Evet. Bugün de Zaha'nın da kendi kafasına göre artık bir oyun modeli kurduğunu düşünüyorum. Yani hiç birebir de yakalanmadı. Bir tane işte çok kötü yani çok iyi olmayan bir pozisyonda işte Mertens'in üstünden atladı, gol pasını verdi. Yani bir de o tarafı da var. Abi Galatasaray'ın bence şimdi o gol pasını Zaha'ya yazmak adaletsizlik ya. O vallahi Mertens'in asisti, billahi Mertens'in yok asisti. tamam gol Mertens'in bak Tamam, Kerem topa Demirbay'ın da dokunmadı değil. da. Ha, topa dokunmadı da. Lan bu kadar mı ustaca dokunmazsın ya? Şimdi o istatistik Müthiş. asist Zaha'ya yazdı, gol Kerem'e yazdı. Mertens yok. Lan herif gol yapmıyor, asist yapmıyor. Yapıyor lan, kralını yapıyor işte, yaptı. Hele Kerem Aktürkoğlu'na verdiği pas. Vay 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 vay. O koşuya Kerem'in direkten dönen topunda Kerem Aktürkoğlu'nun. Evet orada Kerem ayak bittikten sonra söylemesi kolay işte. Kerem'in gol vuruşu sıkıntıların ayak dışıyla ona hafif bir şey yani 3 santim falso verebilse 10 santim demiyorum. Direğin içine çarpıp tık diye içeri düşecek. Ben orada Kerem'in vuruşunda da yine bir şey hissediyorum. Yani ayak dışı yapması lazımdı onu. Ters kavis. Şimdi hemen sana Galatasaray'ın en büyük hücum sorununu söylüyorum. söyle abi. Icardi varmış gibi oyun oynuyor Galatasaray. Santrfor'da. Halil öyle bir oyuncu değil. Halil Değil. bir tane kafa topu alamadı. Bir tane arkası dönük topu alıp bir tane yapar gibi oldu onu da rakibe verdi. Topu kontrol edip sağına soluna gerideki arkadaşına verip alan açamıyor. İşte artık çok üzerinden geçti zaman zaman üstü kapalı yazmıştım. Fatih Terim'in bana göre son senesinde en büyük hatası ilk 9 maça Halil Dervişoğlu'yla çıkmasıdır santrfor olarak. Elinde Cagne ve Mustafa Muhammed varken yani Bir de onlar varken. Vay anasını be. onlar varken Halil Dervişoğlu'yla çıkmasıdır. Hocamı ben ne kadar sevdiğimi sen biliyorsun. Hocamla ilişkimizi de sen biliyorsun. Ama hocamı eleştirdiğim nokta Fatih hocamı o dönemdir. Yani Halil Dervişoğlu Galatasaray'ın şeyi olamaz. İlerideki bu oyundaki santrforu olamaz. Sen kanatlardan gidersin. İşte Halil'i topu önüne alacak şekilde buluşturursan olur ama Halil'e kaleye arkası dönükken stoperin kucağında top atarsan her top sana geri döner. En büyük sorunu bu Galatasaray'ın hücumda. Biraz tempo yapacağım, müsaade edersen. Tamam. Sorular soracağım. Lig diyorum. Kerem Aktürkoğlu. Önce ilk beşini say hemen. Çat çat çat. Sonra hep ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Torreira yine. Abdülkerim. Nelson bak dikkat et. Stoperlerini sayıyorum. Galatasaray'ın Abi, savunmasını sayıyorum. Bir Abdülkerim'in de Endombele'ye kestiği topu gördün mü abi? Ya benim kanat evet oyuncu kesemez ya. He. Hiç bazen Hakan Şükür yapardı. Kendine iyi top gelmediği zaman kanada gider. Bakın bana böyle top atın derdi. Ona benzer bir hareketi. Yani bak şunu düşünebilirim ben. Torreira. Bak dur. Şimdi bak ufuk açıyorsun. Dur. Sıkıştırma beni. Sanchez, Nelson. Stoper, Abdülkerim, Santrfor. Düşün bakayım. Şahane olabilir. Bak çok ciddi söylüyorum. Galatasaray'ın bu haftaki maçı kazanmasının formülü budur.
Ve Okan Buruk 65'e 75'e kadar falan beklemeden bu hamleyi yapmak zorundadır. Eğer gol gelmiyorsa gene oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünüyorum. İşte o yüzden tempo diyorum. Çok soracak sorun var. Peki, Bir ama şu elinde çok silah yok. Torreira, Bak alabildiği iki Nelson, üç Abdülkerim, dört beş. Kerem Demirbay. Çok beğendim. Bir de şeyi de söyleyeyim. Golü ben kime yazarım biliyor musun? Galatasaray'ın attığı golü. Boyayla çizilmeyip kireçle çizilmiş altı pas çizgisine yazarım. Eğer boyayla yazılsaydı o golü Ali Şaşal tutardı. Kireçle yapmışlar belli. Kireçin tümseyinden tık diye sekti. O gol şeyin, Galatasaray şeye borçlu. Stat görevlilerine borçlu. Derine. Kireçle çizgi Evet. çizen, boyayla çizmeyen. Evet. Şimdi abi Kerem Aktürkoğlu. İlk sarı kartını niye gördü bu milli futbolcumuz? Penaltıya itiraz. E kardeşim şimdi yoksun önümüzdeki maç. 8 tane eksik varken sen yoksun bir de. Bir de Evet. maçtan sonra gidip dördüncü hakemin üstüne yürümeler, bağırmalar falan. Dört kişi tutmaya çalışıyor ceza almasın diye. Gitsene soyunma odasına. Ya tecrübe dediğin zaman gelişirsin. Artık hata olduğunu bildiğin şeyleri yapmazsın. Ona hiç yakışmadı. Şimdi Galatasaray'ın Peki bir dakika, bir şey soracağım. Ben maç kadrosu. biter bitmez 416 notlarını yazmaya başladım. Kerem soyunma odasına gitmedi mi penaltıdan, şeyden atıldıktan sonra? Atıldıktan sonra işte kenarda bir 15-20 saniye hakemin üstüne yürüdü dördüncü hakemin. Ha, onu söylüyorsun. Maçtan Kötü sonra değil yani. maçtan sonra değil. Kötü bir söz söylediğini de sanmıyorum ama dört kişi kontrol etmeye çalıştı. Git abi odana. Evet. Şimdi Galatasaray'da. Icardi ne zaman döneceği belli değil. Sen biliyor musun? Bilmiyorum ama Kayseri maçından sonra döner diye tahmin ediyorum. Sasha Boy bu hafta oynayacaktı. Galatasaraylılar sevinçliydi. Diş sakatlığından dolayı yokmuş. Kaan Ayhan maçın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Kasık gerilmesinden dolayı yok. Sergio Oliveira bu maç golünün verdiği bilgi. Göğüs sakatlığı diyor. Göğüs sakatlığı nedir? Hayatımda ilk defa duyuyorum. Kaburgalarında falan Göğsünde problem şey oldu. attı, bağlantı, kemiğe bağlantı da attı galiba şey, vücut ameliyatı oldu. Davinson Sanchez uyluk kası gerilmesi. Davinson Sanchez maç sonunda kim sakatmış dedi. Galatasaray'ın berbat bir iletişim var. Davinson Sanchez sakattır, şaka yapmıştır falan. İnsan bir açıklama yapmaz mı abi ya? Evet, şaka gibi, ben orada şaka gibi yorumladım onun söylemesini. Ya ama herkes Sanki. ciddiye aldı. Bakan bu. Milli takım Ziyech, milli takım Barış Alper de geçen haftadan cezalıydı. İkisi üçü dönecek ama bu takımın deve dişi gibi oyuncuların artık sağlığına kavuşup hep bir arada oynama mecburiyeti var. Kesinlikle. Abi Kesinlikle. Burada söyleyecek hiçbir sözüm yok. anca 2-3 kişi bu hafta döner dedi. 2-3 arkadaşımız dönecek inşallah dedi. Hadi inşallah ama Aha. üç arkadaş bilmiyoruz. Evet. Sorulara devam. Yani büyük bir talihsizlik de yaşadı Galatasaray. 70 ile gol yediği dakikaya kadar rakip ceza alanına girmedi. Bir dakikada bir pozisyonda 3 net gollük vuruş çıktı. Olmadı. Sonra en son dakika Baran'ın vurduğu şut gollük tehlike yaratabilirdi. Abdülkerim bardakçıdan döndü. Abi isterlerse Evet. Okan Buruk oyuncu değişikliğinde geç kaldı mı? Yanlış yaptı mı? Bence yapmadı çünkü elinde kimse yok. Bir Endombele var. Bir de şey var. Pepe Pepe var. Eyüp Aydın var. Abi var. ya bu çocuklar 18-19 yaşında işte Arda Güler Real Madrid'de oynuyor kardeşim. Bizdeki 18 yaşında Galatasaray'daki çocuk Yani Galatasaray'da bu maçta oynayamaz. alınacak şey değil. Ben bak, her maçta söylüyorum. Onu bıraktın neyse, tam işte o oyuncu değiştiriyordum gol, onu söylemedi herhalde değil mi? Tam oyuncu değiştiriyordum gol yedik demedi. Söylemedi. Bak Ben bir de duymadım. güzel bir şey daha söyleyeyim mi kişisel? Evet, söyledim. Burada hep söylüyorum ya, Galatasaray yayda kornere oyuncu bırakmıyor. Geçen hafta o işte 5'e 2, 6'ya 2. Bugün kişisel tatmin. Hem savunma hem atılan kornerde Galatasaray yayın üstüne adam koydu. Şahane. Aa, ne güzel abi bak eleştiri yapıyorsan övgüyü de yapıyorsun. Değişikliği yakalıyorsun. Bir eksiklik vardı dile getirdin. O eksikliğin giderildiğini gördüğün zaman da mutlu mesut anlatıyorsun.
haberdar Evet. olmuşlardır. Tahmin Olmamış ediyorum. Bak olsalardı. şimdi herkes diyor ki Okan Hoca seni okuyor. Ben de diyorum ki su akar yolunu bulur. Okuyorsa okuyor, okumuyorsa okumuyor. Ne yapayım? Benim yapacak bir şeyim yok. Galatasaraylılar bağırıyorlar. Konuşsanıza kardeşim, ligden çekilin diyen mesajları okudum falan. Ya delirmiş durumda Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlı, Trabzonlusu. Herkes Sıtkı'nı sıyırmış durumda ve herkes herkesin sadece kendilerine düşman olduğu rakibini kolladığını düşünüyor falan ama Galatasaray'da son 1,5-2 aydır hiç ses çıkmaması galiba çok sinirlendiriyor. Bir tek Fenerbahçe maçından sonra penaltımız verilmedi, ligin kaderini etki edebilir bir karardır bu dedi Erden Timur hatırladığım. Başka 2 aydır çıtları çıkmıyor Galatasaraylıların. Bir de işte Icardi'nin sakatlığını açıklarken işte o orada hafif imalı şey yaptılar. Ama yarın Erden, şimdi senden önce bir baktım şöyle ne oluyor diye. Erden Timur yarın basın toplantısı yapacakmış. Ha, dönüyor hayata. İnşallah rakip camialarla ilgili kırıcı bir şey söylemesin de Galatasaray'ın hakkını savunurken başkalarını suçlamasın. Fenerbahçelerin yaptığı o hatalı davranışları yapmasın. Sadece kendi mağduriyetini haklı gerekçeleriyle güzel güzel anlatsın. Ben çok sıkılıyorum. Hele Burak Kızılan'ı hayatım boyunca bir spor adamı olarak görmeyeceğim. Federasyon bize sordu. Galatasaray'la ortak basın toplantısı yapmak ister misiniz? Onlara sorduk. Karşıya sormuşlar, onlar tamam demiş. Ama biz bu zihniyetteki bir camianın hiçbir temsilcisiyle hiçbir masada olmayacağız falan dedi. Ulan federasyon kendi talimatını çiğniyor. Talimatta basın toplantısı zorunlu. Arıyorlar, soruyorlar ve adam çıkıyor. Koskoca Fenerbahçe'nin as başkanı, koskoca Galatasaray ile ilgili olarak böyle konuşuyor. Bizim profesyonelimizle Galatasaray'ın profesyoneli bu zihniyetteki adamların hiçbir ilan yok. Kimsiniz lan siz? Sizin işiniz sponsorun verdiği o destekle, ertesi günü heyecanla bekleyen taraftara kupayla fotoğraf verdirmek, oyuncuları, hocaları şakalaştırmak, iddialaştırmak falan. Siz kimsiniz ya? O yüzden hiçbir kulübün hiçbir yöneticisi rakip camiaya bu denli saygısızca ifadeler kullanmasın. Kimi zaman haklıyken bile kullanmasın. Benim gönlümden geçen bu. Sen farklı düşünüyor olabilirsin, saygı duyarım. Ben Ben bak mesela bazı futbolcuların ismini kullanmam. evet. İşte Beş numarasını numara söylerim. İşte beş dersin. numaralı futbolcu derim. Ama bu söylediğin kişi hakkında ağzımı kirletemem. Konuşmayacağım. Konuşma, o kişi hakkında konuşma. Ben zaten Erden Timur'un yapacağı basın toplantısında Burak Kızılanlar gibi o ve o zihniyetteki hangi kulüpten olursa olsun rakip camianın emeğini değersizleştiren, aşağılayan, hakaret eden üsluplar istemiyorum. Yoksa tabii ki penaltıydı, verilmedi, hakem baskı altında. Bunların hepsini çatır çatır söylesinler. Çünkü herkes konuşuyor. Susturamazsın. Sustur. Çıkıp konuşmazsan zaten taraftarın seni en ağır dille eleştirecek. Yani rakibi bırakmayacak senin paramparça etme işini. Galatasaray geçen sene ofsaytımsı golle kazandı diyenlere de mesaj vereyim ben. Birader, ya bardağın sadece bir tarafına bakmayın. Nelson'a yapılan çok net penaltı verilmemişti mesela. O maçı ofsaytımsı denilen golle kazanmadı Galatasaray. Hakem başka hatalar da yaptıysa Galatasaray yine daha somut hatalar yaptı. Yapmayın şunu ya, insanları delirtmeyin. Ya oyunda hatalar var. Nasıl oyuncu 1 metreden gol kaçırıyor. Hakem de pozisyon kaçırıyor. VAR da kaçırıyor ama yeter illallah ya. Şimdi şeyi gösteriyorlar. Bak sen Şimdi gel de adama itiraz et. Gaziantep PK'yı 2-1 yendiği maçta Fenerbahçe'nin sezon başında Fenerbahçeli oyuncu topu uzaklaştırıyor. Top Tadiç'in açık eline çarpıyor. Topun gittiği yön de orta saha. Hakem vermedi penaltıyı. Çat diye koyuyorlar. Orada vermedim, burada niye veriyorsun? Ya kardeş bu doğru. Orada da vermeliydi. Yani bu çok evet. haklısın. Yani bunu da verme olmaz. İyi bir spor sever. Bak sana bir şey söyleyeyim. İster. Senin o, şimdi futbola dönüyoruz. Böyle abi. Şey, çirkin adamları konuşmuyoruz. Abi. Ben konuşmuyorum. Ben de Şeyi konuşmuyorum abi. söyleyeyim sana. Ben maçta 1-0 iken ya da tek farklı öndeyken Galatasaray skor tabelasına bakarım. Derim ki golü yiyeceksen
80'e kadar ye. O kadar. 80'den sonra yeme. Bugün bak, golü Galatasaray 80'de yeseydi aynen geçen sene bak. Sesin gitti Ömer abi. Sesini kapattın. 80'de gol attı sonra Rize, şey, Sivas 1-1 oldu maç. Yani o maçtan sonra, o pozisyondan sonra Sivas gol atmadı değil. 10 Hayır. dakika savunamadı. Eğer 53'te o ofsaytımsı diye dalga geçtikleri pozisyonda golü verseydi Galatasaray belki 3-1 4-1 kazanacaktı. Onun Ama için bak söylüyorum. yemeyiz ya. Evet. Galatasaray gol yiyecekse 80. dakikada gol yesin. Ondan sonra atar. Ama böyle son işte dakikada bir de hakemin insafına bıraktığın zaman gol atamaz. Yani olacağı varmış be abi. Böyle penaltı mı olur ya? Kerem de böyle kollarını açmış geliyor. Yani ne beklersin? Rakip oyuncunun kaleye doğru dönecek bir şekilde bir aksiyon almasını cezalandırıyor. Adam dağın diye orta sahaya doğru vuruyor ve Tabii geri arkadaşına doğru pas veriyordu. Neyse. senin açık kolundan dönüyor falan. Bu gol yeme meselesi çok önemli. Ben Okan Buruk'un açıklamasına bayıldım. Okan Buruk bu dokunuşları maç içinde de yapmalı, artık şu çocuklara güvensin. Ben Eyüp Aydın'dan bu maçta emin oldum abi. Eyüp Aydın iyi futbolcu. Çok güvenli. İdman performansı konusunda ben çok iyi şeyler duymuyordum ama saha öyle söylemiyor. Yani duran topları sorumluluk alıyor. Orada dakika 90 artı 1'de işte yatıyor. Evet. Girdi, açıyı buldu, vurdu. Bu adam futbolcu. O da iyi çalışsın kardeşim. Ömer abinin kulağına idman performansı kötü diye geliyorsa Eyüp Aydın, adam gibi çalış. Bak, Ömer Evet. abinin kulağına geliyorsa oyna ki o secdeye geldin, attırdığın golden sonra mutlu oldun, şükrettin. O şükürü hep yap. Bir dünya Yap. övgü al. Bravo. Yani çalışacaksınız lan. Dünyanın en güzel mesleğini yapıyorsunuz. Hele bir de iyiyseniz tadından yenmez. Yenmez. Kayseri maçı sırada. Yener Galatasaray, ben şeyden endişe ediyorum. Recep Hoca'yı göndereceklerinden endişe ediyorum. Yok artık canım, adam neler yaptı neler yaptı. Ama 4-0. Abi olur yani, futbolun içinde var. Ve 4'te 0 ama iyi oyunlar oynadılar. Çok pozisyonlar yakaladılar. Atamadılar. Bazen de böyle olur ya futbol. Şimdi Hakan Keleş'in de... Ben hocalığını beğeniyorum. Hocalığına lafım yok. Kayseri değiştirebilir diye düşünüyorum. Ya biz de değiştirirler. Çünkü kendileri gitmeyeceğine göre, oyuncuyu gönderemeyeceğine, yeni bir enerji, yeni bir şans. Hop hoca gelsin. Dünyanın en kolay işi. Nasıl? Evet. Parayı da cebinden vermiyor. Gelecek peki yöneticinin cebinden çalıp veriyor hocaya tazminatları. Hayırlısı olsun. Güzel bir maç olur inşallah. Ben bu gerginlikten çok mutsuzum. Herkes birbirine hakaret ediyor. Herkes gergin. Ya futbol dünyanın en eğlenceli oyunlarından biri. Bakın Ömer abi devre arası oldu. Şampiyonluktan zerre şüphesi yok. Yolum 24 yolu benim. Ne konuşuyorsunuz diye. Çok güzel yorumlar. Evet. İyi ki varsın Ömer abi. Başlık ver. Duysunlar ağzından. Sezonun en manasız puan kaybı, öyle söyleyeyim. Galatasaray açısından. Ama başlık okutmaz. Okutacak başlık istiyorum senden. Ya hakeme şimdi sallamayalım. Şimdi biz Evet. hakemi eleştiriyoruz ama yani Okan Hoca da böyle söyledikten sonra çok bir şey söylemeyeyim. Ama adaletsizlik diz boyu. Hadi öyle söyleyeyim. Aa, Onu şahane. söyleyeyim. Bak güzel başlık. İddialı başlık. Reşit Ömer Kürkler'den çarpıcı açıklama. Adaletsizlik diz boyu, hem blok da olur. Kanalımıza Evet. abone olun bu dakikaya kadar izleyenler. Arkadaşlarınızla paylaşın. Beğeni ve eleştirinizi yollayın. Ömer abi onları da okuyor. Sizler de iyi ki varsınız. Ömer abim sen de iyi ki varsın. Görüşmek üzere. Bir de şimdi ben, yani ben çok mutlu olmayı seven ve beceren bir insanım. Hayatta en mutlu olduğum yerlerdeyim. Şu anda Tülmen'deyim. Onun için mutluluğum sonsuz. Ağaçlarımla konuştum bugün. Ondan sonra şeylerimi sevdim, hayvancıklarımı sevdim. Şu anda çok mutluyum. Yani Galatasaray'ın puan kaybı bile benim mutluluğumu çok düşürmemez. Ne zaman dönüyorsun İstanbul'a? Pazar. Cumartesi dönüşü. Ya. Ha, hemen Evet, dön. orada da torunlarımı özlüyorum. Öyle bir ikilemim var. Buraya gel, ağaçlarını gör, dostlarını gör. Orada da torunlarını, çocuklarını gör. Yani Öyle bir ikilem. Galatasaray çağırır, biz geliriz, fotoğrafını göreceğiz yani kısmetse bu hafta gene. Tabii, gideceğim maça. Tabii. Tamam. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Tülmen'deki herkese de saygılar, sevgiler. Urfa'daki dostlara selam.
Kaleci Ferhat. Bugün Ferhat'laydım. Yarın galiba Vedat'la buluşacağız. Dur bakalım. Vedat, hepsine selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Tamam canım. Hoşçakal. Hadi iyi yayınlar.